Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoya mavilerle morlarla başlıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz şükür arkadaşlar. Mor da tura. Bu evin önündeki değil. Eve giden yolun, demir kapıdan eve doğru giden yol. Arkadaşlar bakın, Temmuz'dan sonra canlandı. Kışın donmuştu ama o kadar güzel çiçeklendi ki. Bundan bir dal alıp ekmiştim arkadaşlar. İçeri donacağını tahmin ediyordum. Soğuğuna dayanmıyor. Bu sene bunu nasıl koruma altına alırım bilemiyorum. Yerde ikili. Ötekini de yere ektim. Geçen kış yerdeydi. Belki bir tane daha alırım. Birkaç tane çelik alırım da her aldığınızda tutmuyor tabii ki. Ben bunu Zengar'dan denedim arkadaşlar. Ama çeliğinden tutuyor. Tutturdum. Kapının önündeki bunun yavrusu arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Harika görünüyor. Şöyle. Çok güneş var. Çıkamadım sabahtan beri arkadaşlar çekmeye. Rüzgar da çok fazla. Sesi uğulduyor. İkindiden sonra olmasına rağmen bakın hala ipek çiçekleri kapanmamış. O kadar güneş var yani. Yol kenarındaki saray patlarım. Bunun pembesi daha koyu arkadaşlar. Neden? Çünkü daha çok güneş alıyor. Kapının önündeki bunlar kadar almıyor. Bu koyu pembe olmuş. Aynı tohum. Değişen hiçbir şey yok. Çiçekler konumuna göre renk değiştiriyor arkadaşlar. Tohumdan üretiliyor. Mevsimlik bir çiçek. Biliyorsunuz hepiniz zaten. Saat geç olduğu için güzelliğini kaybetti. Tabii sabahtan. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Masmavi. Rüzgar bunu sallaya sallaya böyle hırpaladı. Eflatına döndürdü. Ama her gün bol bol açıyor. Hemen dibindeki güzellikler. Bunlar da hala kapanmadı. Saat bu saat oldu. Normalde kapanıyor arkadaşlar. Ama işte güneş yok olduğu için açıklar. Kapıya doğru gidiyoruz. Önümüzdeki güzellikleri çekiyoruz arkadaşlar. Bu sene zinyalardan çok verim alamadık arkadaşlar. Kadifeler de öyle, zinyalar da öyle. Tek tük tek tük. Öyle her seneki gibi dolu dolu değiller. Bir çeliğin gülü arkadaşlar. Ağustos'ta gitseydi giderdi. Demek ki tutmuş. Ağustos'tan sonra çiçek açtı. Altında hemen alisyumlar var. Tuttuğuna çok sevindim. O gülü seviyorum. Bu saksıda sadece kır çiçekleri tohumu diye tohum getirmişti. Hülya'nın kardeşi Suna. Almanya'dan arkadaşlar. Onları koydum. Hep tanımadığım bitkiler var içinde. Ama kır çiçekleri. Şöyle alımlı bir buralar güneş arkadaşlar. Onun için bunlar böyle sarktılar gittiler. Pembe brookmansia. Sarısı kadar kokmuyor. Ama rengi çok güzel tabii. Hemen yanında saray patı. Bu ara saray nanesi. Bu ara çok çiçek yok üstünde. Mineler her yerde arkadaşlar. Sevdiler bu havayı. Açıyorlar hepsi. Mor açma nesler. Böyle arkadaşlar. Bunlar da sıcaktan masiflerini alıyorlar tabii ki. Her mevsim yüzümüzü güldürecek güzellikler kendilerine göre her ayda oluyor arkadaşlar. Biri bitiyor, biri başlıyor.
Veren Rabbime şükürler olsun. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Artık vakti geçiyor ama harika görünüyor. Pembe zakkum. Suya koydum. Çimlenirse benimdir. Çimlenmezse Allah bilir artık. Ve efsane olan brillantım arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Gerçekten harika oldu. Daha ekmiştim arkadaşlar. Bir dostuma hediye verdim diyelim. İnşallah onunki de böyle güzel olur. Onunki köy havasında değil, şehirde tabi. Bilemiyorum nasıl olur. Böyle güzel açar mı, bu kadar iştahlanır mı? Şuna bakın. Bu kışın tamamen gidiyor bizim burada arkadaşlar. Hiç kalmıyor. Yazın yeniden canlanıyor. Ekmek su istemez dediklerimizden. Komşunun sebze bahçesinde var. Tenekeyi ekmiş, atmış oraya, unutmuş arkadaşlar. Hiç bakım, su, aklınıza hiçbir şey gelmesin, gübre filan. Ama her sene orman gibi fışkırıyor o tenekede. O kadar da güzel. İddiasız bir güzel ama bence çok güzel. İsteyen herkesin olsun arkadaşlar. Burada saray patlarımız var. Pardon, dahliyalarımız var. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Üstüde dop dolu. Havalar serinledikçe, günler saatleri azaldıkça arkadaşlar, bunların renkleri koyuluyor. Yazınki kadar açık değil rengi. Şunun renginin güzelliğine bakıyorum. Ne beyaz ne sarı. Krem rengi arkadaşlar. Şöyle güzel. Patateslerini bu sene yerden sökmeyeceğim. Üzerine bir kova gübre, onun üstüne de odun talaşı koyacağım. Öyle korumaya alacağım arkadaşlar. İnşallah hiçbir şey olmaz. Çok da güvenemiyorum ama hangini birini sökeyim. Burada da sarı dahliyamız arkadaşlar. Şöyle güzel. Bu da çok büyük. Harika görünüyor. Ama en çok o ilk baştaki gelişti arkadaşlar. Hemen yanında leğendeki güzeller. Hepsi tohumdan bunlar arkadaşlar. Bu sene tohumlarını tekrar alacağım. Bunları hiç ellemeyeceğim leğenden. Kalırlarsa kalırlar, giderlerse giderler, yeniden ekerim. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü kendi tohumlarım. O kadar güzel gözüküyor ki bu leğen karşıdan. Şöyle bir şey arkadaşlar. Güneş ne kadar izin verir bilmiyorum güzelliğini göstermeye. Üzerinde kırmızı, sarı, turuncu her renginden var. Şans tabii, nasıl çıkacağını bilemeden ektim. Böyle. Bunun üzerine bir kova gübre koydum. Kendi kendine yeten bir saksı arkadaşlar. Ellemeyeceğim. Hiç ellenmeyeceklerdi. Burada tadımlık kadifelerimiz var. Bu yıl olmadılar arkadaşlar. Ama Rabbimiz mi verdi? Tohum alacak kadar böyle bir lastiğin içine doldurdular. Allah'a bin şükür. Şurada da bu yıl ektiğim melek borusu var arkadaşlar. Sarı galiba. Bunları da her renkten yapmıştım. Bayağı bir çelik. Vermiştim eşime, dostuma. İki tane de kendim ektim. Öbürkünde yok, bunda var. Burada kimi neler. Burada pembesi var arkadaşlar. Az ileride de turuncusu. Şunun güzelliğine bakın rengi. Zimya. Pembe. Paşayı alttan indirenleri kestim arkadaşlar. Şimdi de böyle bodur bodur açıyorlar. Şu güzelliğe bakın. Şöyle. Ağaç atmıyor. Burada da bu mini. Turuncu arkadaşlar. Üstünde her renk var. Güneş buraya tam vurduğu için bu mor salkım daha güzel. Ay, mor salkım diyorum. Mor yıldız ya. Of. Bilime eşek arısı soksun.
Böyle sinamikiler şölen durumundalar arkadaşlar. O kadar güzeller ki dolu dolu. Buradaki zinniyamızda pembe. Tohum alacak kadar var. Allah'a şükür. Bakın mor da turanın tohumu. Şöyle. Hemen arkasında kırmızı zinniyalar. Onların tohumlarını özel almıştım. Ama bakın. Buradaki fide sinamiki de açtı arkadaşlar. Bu burada okaliptusun saksısında. Hemen yanında morlar, pembeler. Her yerde varlar Allah'a şükür arkadaşlar. Şöyle aşağıdakiler, kibrit küpeler, katlı muhabbetler, katsız muhabbetler, cam güzelleri. Şöyle dönersek sakız sardunya çok güzel oldu burada arkadaşlar, bunların arasında gölge seviyor. Benimki yavrularını çıkarmayı başarmış, kapının önüne kadar doldurmuş. Görünüyor mu bilmiyorum. Güneşte ben göremiyorum arkadaşlar. Şöyle çardağa gireyim. Şimdi ekranımı görürüm. Menekşelerimiz devam ediyor açmaya. Arkada mor yonca. Şöyle arkadaşlar. Biraz sessiz konuşuyorum. Kusura bakmayın. Yan taraftaki harman çok dolu arkadaşlar. Fındık ayımız var. Bakın en sonunda açmenesim bu da açtı. Bordo rengi çıktı arkadaşlar. Koyu bordo. Arkasındaki kırmızı. Ama bu koyu bordo. Bu da böyle güzel güzel çoğalıyor, açıyor. Burada pembesi, eflatunu. İnşallah çok çoğalırlar. Şöyle arkadaşlar. Masa üstü güzelliğimizi görmesek olmaz. Sardunyalarımız yavaş yavaş kendine gelmeye başladı arkadaşlar. Hemen hemen hepsi hastalanmıştı sıcaklardan. Bunlara ilaç filan da fayda etmedi. Hepsinin yaprakları gitti. Ama şimdi böyle güzel güzel açmaya başladılar. Burada ne var? Burada begonyamız. Böyle güzel. Çok güneşe denk geldi. Biraz daha bekleseydim. Akşam olacaktı arkadaşlar. Sabah beri fırtınadan çekemiyorum. Fırtınanın sesi çok fazla var. Bakın acem borları hala devam ediyor. Orada pembe tergül okumuz. Böyle sessiz sakin bir video çekmeye uğraşıyorum bugün arkadaşlar. Çok ses var yan tarafta. Sesim gitsin istemiyorum. Bakın. Bu arkada gördüğünüz de kojiberi arkadaşlar. Çok kıymetli bir bitkidir. Yere alacağım onu kışın. Sonbaharda. Çiçekleri seyrekleşince gül gibi kocaman oldular. Bu sene şaşırdı bu. Akşam sefası o kadar yüksekli yükseldi ki. Işık, güneşten görebilirsiniz. Gösterelim. Selluka'nın her tarafı gonca arkadaşlar. Aldı başını gidiyor. Ama daha tam açmadı. Şöyle. Maşallah subhanallah. Bir açsa buralar misler gibi kokar. Ekranı bile göremiyorum. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş güneşten seslerden paçayı kurtardım sayılır. Böyle gölgeye gidiyorum. Kapının önüne.
Şimdi güzelliğinizi görüyor musunuz? O kadar parlak beyaz ki. Üstüne güneş vurunca da şahane oluyor. Bunlardan bu kış Allah izin verirse çok çoğaltacağım arkadaşlar. Ölmez sağ kalırsak, Rabbim izin verirse size mutfak önündeki sinamikimi göstereyim arkadaşlar. Mutfak camında, balkonlu mutfağın camında. Elinize geçerse her yerde, parklarda falan çok. Ben bunu bir kebapçının önünden bir fasulye almıştım arkadaşlar. Muhakkak alın, ekin, saksıda bile çok güzel oluyor. Yeterli geliyor saksının toprağı ona. Şuna bakın nasıl oldu arkadaşlar. Söğüdün dalını çok sevdi. Top gibi oldu maşallah, subhanallah. Telgrafımıza. Güneşten, sesten paçayı kurtardık. Geldik kapımızın önüne arkadaşlar. Güzelliği görüyor musunuz? Kırmızı kadife maşallah, subhanallah. Sarı papatyaları, çalı papatyaları bu tarafa geçirmek istiyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş değişiklik yapma mevsimi geliyor. Kapı önünü renkli görmek istiyorsak biraz çalışmalıyız. Hepsini getirmiş arkadaşlar ya. Aybin, gel gel Sultan. Getirdin mi kızım onları? Çıkardın mı dışarı? Günlerdir uğraşıyor onları arka taraftan ön tarafa geçirmeye arkadaşlar. Günlerdir uğraşıyor. Bakın, kendi tohumdan ektiğim yıldızların üzerleri çiçek dolu. Aldığım yıldızlar sıfır arkadaşlar. Az bir şey onlarda gonca gibi bir şeyler var. Gönülleri olursa açarlar inşallah. Çingene şalvarımı görüyor musunuz? Ne kadar olmuş. Bugün Ayşeciğimin oya ağacını gördüm. Harikaydı ya. Elazığ'a selamlar. Bahçem ve hobilerim. Şahaneydi oya ağacın ya. Ellerine sağlık arkadaşım. Tam performans sergiliyorlar. Sonbahar güzelleri. Sefbenyam'ın güzelliği. Görüyor musunuz? Her yaprakta bir çiçek. Böyle. İnşallah kıştan yaza gelir. Ay bu da Kezban anacığımın şeyine dönmüş. Son açan arkadaşlar. Ben de onu ayrı zannediyordum. Meğerse bu hem böyle hem öyle açıyor demek ki. Bakın, iki tane yan yana. İkisi bir dalda. Birisi ebruli, birisi düz renk. Harika bir şey ya. Ay çok güzel. Önümüzdeki yıl çıkarsa arkadaşlar, çıkan dalı ayrı ekeceğim. Bir küçücük çelik bile, bakın benim boyumu çoktan geçti. Üstü sürekli açıyor kaç aydır. Bu hale geliyor. Yarı güneş, yarı gölge bir bahçe arkadaşlar. Şöyle. Rabbimizin verdiği nimetlere şükürler olsun. Biraz gayret, biraz istek, biraz imkan, çokça emek, sonuç bu arkadaşlar. İsteyen herkese nasip etsin Allah. Küçük bir ev, kocaman bir bahçe.
Bakın bu sardunya da kendine geldi. Tamamen kuruda gibiydi. Bakın arkadaşlar, horoz ibiğinin her rengi. Geçen sene vardı, bunlar bu sene kendi kendine çıktılar. Bakın yavru ağzı, somon, turuncu. Yanında böyle kırmızı, bahçe bereketi. Papatyalar yeniden açmaya başladı. Bu da Bodur Acem borusu. Mualla Hanımcığım bak, sedef otum bu kadar oldu. Tabi buraya niye girdim? Buraya bu güzellik için girdim. Bakın arkadaşlar. Ama her gün sulamanız gerekiyor. Bir gün sulamayın, hemen bütün yapraklar aşağı, boynunda aşağı atıyor. Şu zamandaki uğraşınız ne dersiniz arkadaşlar? Günlerdir eşim bunları kesmeye uğraşıyor. Böyle. Burada 20 sitar odun var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bir yol boyu. Bu sene çok kalın olmadıkları için kendisi kesti. İnsanları çağırmadı. Bu koskocaman çürümüş bir elma ağacıydı. Bakın sofra kadar arkadaşlar. Bunu böyle geçenki videoda İsa'nın sesi videoya girmişti. Dayısının oğlu. Onunla birlikte kestiler arkadaşlar. Kaç yaşındadır bu elma ağacı, hiç yoksa yüzü geçiktir arkadaşlar. Kayınpederimin babasının zamanından kalma yani. Bakın şu hale gelmiş. Şöyle mantarlaşmış. Koskoca bir çınar. Bir devir kapandı. Elma gitti. Çok güzel bir elmaydı. Ekşi ekşi kahverengiydi. Şuradan bir foto alalım arkadaşlar. Çoktan beri dışarıdan bahçemi çekmedim. Buranın paşa yattan indirenleri hala duruyorlar. Şöyle. Horoz ibikleri, erdek güzeli, bu ara revaçta olanlar onlar. Videomuzu kapının önünden bitirelim arkadaşlar. Dünyanın her neresinden izliyorsanız, saat kaçta izliyorsanız, burada akşamüstü arkadaşlar. Hepinize sonsuz selam, sevgi, minnet arkadaşlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorumlarınız için, arkadaşlarınız için, rüzgarın sineye kusuruna bakmayın sesimle arkadaşlar. Çünkü gerçekten hiç kesilmiyor. Sabahtan beri bekledim ama ancak bu saatte çekebildim. Geçmedi çünkü. Hepinize Kandıra'nın Ahmet Acılar köyünden, bizim bahçeden selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sağlık, huzur sizinle olsun. İstediğiniz her çiçeğe ulaşma şansınız olsun arkadaşlar.